Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda KPSS sınavında çıkmış olan köklü sayı sorularına bakacağız. 2010-2021 yılları arasındaki soruların çözümlerini birlikte yapacağız. Şimdi başlamadan önce 2010 yılında şu tarz bir soru var. Arkadaşlar bu soruyu özellikle koydum ki bunun aslında köklü sayılarla bir alakası yok. Daha çok mutlak değerle alakalı ama köklü sayı testlerinde de karşılaşırsınız. Önce şöyle bir başlayalım. Burada şöyle bir özelliğimiz var. Not olarak bunu da e, yazarsak iyi olur. Çift dereceli bir kök içerisinde herhangi bir ifadenin çift kuvveti varsa arkadaşlar bu mutlak değer olarak çıkar. Özellikle kare kök x karenin mutlak değer olarak mutlak değer x olarak çıkacağını atlamayalım. Burada e, bazı kötü alışkanlıklarımız olabilir. Şu kareli kökü götürmek gibi kesinlikle yapmayalım. Bu ifade kesinlikle mutlak değer olarak çıkacak. Ya bizim sorumuza bakarsak 2010 yılındaki sorumuzda x kare eksi 2xy artı y kare gibi bir ifade var kök içerisinde. Biz bunun zaten x eksi y'nin karesinin açılımı olduğunu biliyoruz yani kare kök içerisinde x eksi y'nin karesi. E nihayetinde bizim bahsettiğimiz nota uygun bir ifade. Bu arkadaşlar ne olacakmış? Kes dışarıya kesinlikle mutlak değer x eksi y olarak çıkacakmış bir de soruda mutlak değer x artı y'miz var. Bundan sonrası tamamen mutlak değerle alakalı. Yani köklü sayı testlerinde de bu tarz ifadeler gördüğümüz zaman bunun mutlak değere gideceğini bilelim. Özellikle testlerde işte bize 4. dereceden a üzeri 4 der. Bunun mutlak değer a olduğunu unutmayalım. Ha bahsetmişken de bu soruyu da bitirelim. E biz mutlak değerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Tek bir amacımız vardı tanım sorularında. Mutlak değer içindeki ifade negatif mi, pozitif mi? Yani sıfırdan küçük mü, sıfırdan büyük mü? Eğer sıfırdan küçükse içerideki ifade her neyse başına eksi koyuyorduk. Eğer sıfırdan büyük ise de aynen çıkarıyorduk. Peki soruda verilen şartlar altında x küçük, y küçük, sıfır. Bu şartlar altında x eksi y sıfırdan küçük müdür, büyük müdür? Burada arkadaşlar sayı değeri verebilirsiniz veya da her zaman söylediğimiz bir cümle var. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç negatiftir. E sonuç negatifse, bu içerideki ifadenin sonucu negatifse bu başına eksi alarak çıkacak. Peki x artı y'yi düşünecek olursak her ikisi de negatif olan iki sayının toplamı negatiftir. Arkadaşlar negatif olduğu için bu ifadede de başına eksi alarak çıkacak. Yani soruyu düzenleyecek olursak bu ne olacakmış? Şu eksiği dağıtırsam eksi x artı y eksi x eksi y. E y'ler gitti cevabımız eksi 2x olacakmış. Aslında bu soruyu bu videoya koyma sebebimiz arkadaşlar şu ifadeyi atlamamak. Köklü sayı testlerinde karşılaşırız. Aslında köklü sayı ile hiçbir alakası yokmuş. Tamamen mutlak değer sorusuymuş. Peki gelelim bizim standart köklü sayı sorularımıza. Arkadaşlar 2011 yılında böyle bir soru sormuşlar bunu da çok seviyor. Eğer ÖSYM ondalıklı sayı sorusunu e, direkt kullanmazsa kesinlikle köklü ifadenin içerisine koymayı çok seviyor. Bizim burada mesela ilk ifadede yapalım uzun uzun yapalım bir tanesini. Karekök 0,36. Biz ondalıklı sayılardan bunun 36 bölü 100 olduğunu hatta bunu da kök 36 bölü kök 100 olarak yazabileceğimizi biliyoruz. E kök 36 ne eşittir arkadaşlar? 6. Kök 100 ne eşittir? 10. Yani ilk ifade 6 bölü 10 olarak çıkacakmış. E benzer bir yorumu ben ikinci ifadede yapsam. Kök 1,21. Bu da ne olacak arkadaşlar? 121 bölü 100. Yani 121 neyin karesi? 11'in. 100 de 10'un karesi. Demek ki bizim bu köklü sayı sorularında arkadaşlar ilk 15 sayının karesine de hakim olmamız kesinlikle gerekiyormuş. Eksi. Aynı yorumu kök 1,69 için yapalım. Bu da 169 bölü 100'dür. Yani 169 13'ün karesi, 100'de onun karesi. Yani yukarıdaki ifademiz buymuş. Aşağıda herhangi köklü bir ifade yok. Buraya direkt 2 bölü 10 olarak yazıyorum. E yukarıdaki işlemi yapalım. Paydalar eşit. 17'den 13 çıkardım. 4 bölü 10. Aşağıdaki işlemimiz ne olacakmış arkadaşlar? Bölü 2 bölü 10. E ne yapıyorum? Yukarıya aynen yazıyorum. Alt tarafı ters çevirip çarptığım zaman cevabımız 4 bölü 2'den 2'dir diyebilirmişiz. Çok da ağır olmayan bir soru. Bu tarz arkadaşlar ondalıklı ifadelerin köklü sayıda kullanımı ile ilgili diğer sorularda da karşılaşacağız. Bunu seviyor. Ama bunlar kaçmayacak sorularmış. Bakalım yine standart bir arkadaşlar köklü sayıda denklem sorusu. Burada da bilmemiz gereken özellik aslında ben şöyle bir köklü sayı gösteriminde bunu üslü olarak yazmam gerekirse sayının kuvveti bölü kökün derecesi şeklinde bir çevirme yapıyorum. E bu nota bakarsak, bu cümlemize bakarsak ben bunu nasıl yazacakmışım arkadaşlar? 9 üzeri sayının kuvveti bölü kökün derecesi. E bundan sonra artık üstü sayı sorusu oluyor. Ben her ikisini de aynı tabanda yazarsam e 81 nedir arkadaşlar? Ben de 9'un karesi olarak yazsam. Bundan sonra ne diyeceğiz? Üslü sayılardan tabanları eşit olan üstü sayılarda bir eşitlik varsa üstler de birbirine eşit olacak. Yani x eksi 2 bölü 3 de 2 eşit olacakmış. Bu kuvvetleri birbirine eşitliyorum. Bir işler dışlar çarpımı yaparsam x eksi 2 6'dan x ne eşit olurmuş? 8 diyebilirmişiz. Yine çok basit bir soruymuş aslında. E dediğim gibi arkadaşlar bakın 2012 yılında yine bir ondalıklı sayı ifadesini köklü sayı içerisinde kullanmış. Önce şu kök içerisindeki işlemi yapalım. Yani 0.4'ten 0,04'ü çıkaralım. Şuraya da bir 0 koymuş olsak ne olacak arkadaşlar bu? Aslında 0,36. Yani pay kısmımız kök içerisinde 0,36 imiş. Payda da aynı işlemi yaparsak yani 0,9'dan 0,09'u çıkarıyorum bir sıfır koyduğumuz zaman bu sonucu etkilemiyordu. Ne olacakmış arkadaşlar? 0,81. Aslında yapacağımız işlem buymuş. E, içeride de yapabilirim. Dışarı çıkarıp da bu işlemi devam ettirebilirim. Kök 0,36 için direkt 36 bölü 100 yani 6 bölü 10 diyebiliyoruz artık. 0,81 içinde 81 bölü 100 değil mi? Bu kök içerisinde 81 bölü 100'dü. Yani 9 bölü 10 olarak yazdım payı aynen yazdım. Paydayı ters çevirip çarpıyorum. Sadeleştirirsek 6 bölü 9. Daha sade bir şekilde 3 saat de sadeleştirirsem cevap 2 bölü 3'tür diyebilirmişiz. Aslında tekrar eden işlemlerle karşılaşmışız. 2012 yılında, şimdi arkadaşlar normalde 2012 yılında e, normal bir köklü sayı sorusu sormuşlardı. Ben şunu özellikle koydum. Yani tüm bir ifadede köklü bir şey geçiyorsa illa bu köklü sayı olmak zorunda değil veya da köklü bir ifade olmak zorunda değil. Aslında bu bir çarpanlara ayırma sorusu, bir ortak paranteze alma sorusu. Sen gidip de burada eşlilikle uğraşırsan işin içerisinden çıkamayabilirsin veya da çok uzatabilirsin. Normalde hani köklü sayılarda işlem yapmak istiyorsan bunu eşleniği olan 3 artı kök 3 ile genişletmemiz lazım. Ama bu sorularda arkadaşlar bu biraz işimizi uzatır. Şöyle düşünelim. Mesela Yukarıyı ben aynen yazsam. Pardon. 6 bölü kök 3 eksi 1. Alttaki, alt taraftaki ifadeyi de arkadaşlar kök 3 parantezine alsam. Bunu bizden isterler genelde. Nihayetinde şu 3 sayısı kök 3 çarpı kök eşit değil mi? O zaman ben bu alt tarafı kök 3 parantezine alsam. Kök 3 eksi 1 buradan gelir diyebilirim. Yani bunu çok yapıyorlar arkadaşlar. Normalde Biraz konuşalım şurada. x kare eksi 1 gibi bir ifadede ben 2 kare farkı kullanarak bunu x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazabilirim. Peki x eksi 1 ifadesinin nihayetinde arkadaşlar bu da kök x'in karesi ve 1'in karesinin açılımı. Ben o zaman bunu gerekirse kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 olarak da yazabilirmişim. Ha, durduk yere bu tabii aklımıza gelmez ama soruda bunu çağrıştırıcı ifadeler gördüğümüz zaman kullanırsak iyi olur. O zaman tekrar edelim. 3 eksi kök 3 ifadesini ben şu 3 sayısını kök 3 çarpı kök 3 olarak düşünürsem kök 3 parantezini aldığım zaman kök 3 eksi 1'dir diyebilirim. Bundan sonra işimiz kolaylaşıyor. 6 bölü kök 3. bizim köklü sayılarda bir de unutmadığımız bir cümle var arkadaşlar. Normalde ben cevabı bu şekilde buldum ama şıklarda bunu göremem. Payda da köklü ifade bırakmıyoruz. Peki payda da köklü ifade varsa eşleniği dediğimiz ifadeyle bunu genişletiyorum. Yani 6 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 ne olacak arkadaşlar? 3. Hatta sadeleştirirsek bunun cevabı da 2 kök 3'tür diyebilirmişiz. Eşlenik ifade dediğimiz olay çok karşılaşıyoruz arkadaşlar. Payda da köklü bir ifadeyle karşılaşıyorsak kendisiyle genişletiyoruz. E birden fazla köklü ifade olursa kök a eksi kök b gibi işaretini değiştirerek genişletme işlemini yapıyorduk. Eksi varsa artılısıyla artı varsa eksilisiyle genişletme işlemi yapıyoruz. Birazdan karşılaşırız illa ki. Devam edelim. Evet, birazdan karşılaşırız dedik. Hemen karşımıza çıktı. 2013 yılında arkadaşlar yine bir eşlenik ifade kullanmamız gereken soru sormuşlar. Peki bakalım. 1 bölü 2 artı kök 3 artı 1 bölü kök 3 artı kök 2 artı x bölü kök 2 artı 1 neye eşitmiş? 2. Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Paydadaki ifadeleri eşlenikleriyle çarpacağım. Dikkat edin bunu 2 eksi kök 3 ile genişleteceğim. Bunu kök 3 eksi kök 2 ile genişleteceğim. Normalde burada peki çarpayım. Normalde kök 2 eksi 1 ile de bunu genişleteceğim. Hadi ezbere böyle çözdüğümüzü düşünelim. Normalde son ifadeyi işleme katmasaydım sonuç çok daha hızlı olurdu ama biz standart çözümlerimizi yapalım. Peki üst tarafı çarptığım zaman ne oluyor arkadaşlar? 2 eksi kök 3. Alt taraf ne olacak? Dikkat edin. Ben ne yapıyorum? 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3 çarpıyorum. Aslında bu nedir arkadaşlar? A artı B ile A eksi B'nin çarpımı gibi bir ifade. Yani A kare eksi B karenin açılımı. O zaman birincinin karesi 4 eksi daima eksi. ikincinin karesi kök karesi 3'ten paydamız ne olacakmış? 1. Tekrar edelim benzer bir ifadeyi. Yukarısı kök 3 eksi kök 2 oldu. Paydamız ne olacakmış arkadaşlar? Birincinin karesi 3 eksi ikincinin karesi 2'den 1 olacakmış. Üçüncü ifademizde x çarpı kök 2 eksi 1. Payda da yine eşlenik çarpımı yani iki kare farkından birincinin karesi 2 iki, eksi ikincinin karesi 1'den paydamız yine 1 olacakmış. Ha, soru biraz uzun gibi dursa da en azından paydaları 1 gelmiş. Aslında sorumuz neymiş arkadaşlar? 2 eksi kök 3 artı 3 eksi kök 2 artı x çarpı kök 2 eksi 1 2'ye eşitmiş. E buradan gerekli işlemleri yaparsak bakın şunlar gitti. Eşitliğin her iki tarafındaki 2'ler iki, gitti. Ben şu eksi kök 2'yi de karşıya atarsam x çarpı kök 2 eksi 1 ne eşit oldu arkadaşlar? Kök 2 gibi bir eşitlik bulduk. Şuraya yazayım tekrar bunu. Hatta şurada her iki tarafı kök 2 eksi 1'e bölersem x neymiş arkadaşlar? Kök 2 bölü kök 2 eksi 1. Tabii ki bunu şıklarda bulma ihtimalimiz yok demiştik. Payda da köklü ifade olmayacak. O zaman ben bu ifadeyi eşleniyle yani kök 2 artı 1 ile genişletirsem yukarısı kök 2 çarpı değil mi? Önce yukarıyı çarpıyoruz sonra aşağıyı. Kök 2 çarpı kök 2 artı 1 olacak. Paydamız ne oldu arkadaşlar? Yine birincinin karesi 2 iki eksi ikincinin karesi 1'den payda 1. Yani bunu da dağıtırsak 2 artı kök 2'dir diyebilirmişiz. Ha biraz açık açık çözdüm diye çözüm uzunmuş gibi duruyor ama arkadaşlar tane tane gidersek çok da sıkıntı olmayacak. Ha bu da nihayetinde şöyle bir cümle kurayım. Şimdiye kadar sorulmuş olan en uzun köklü ifade sorularından biridir. Yani zor diyemiyorum dikkat edin aynı işlemleri yapıyorum. En uzun sorulardan biridir. Evet 2014 yılında yine bakın bir köklü üstü karışık bir denklem sorusu sormuş. Yani arkadaşlar ben aslında şuradaki ifadeyi üstlü olarak yazarsam üstlü sayıya çevirirsem ondan sonrası tamamen üstlü sayılarda devam edebilir. Yapalım. 4 çarpı kök 8 nedir arkadaşlar? Sayının kuvveti bölü kökün derecesi demiştik. Yani 8 üzeri 1 bölü 2 diyebilirim. Bir de bunun neyi varmış arkadaşlar? 3x kuvveti. Burası da asıl gördüğüm tüm sayıları 2 tabanında yazmaya çalışalım. 2'nin küpünün x'inci kuvveti bölü 2 üzeri 5. Biraz daha devam edelim. Şurası nedir? 4 dediğim arkadaşlar 2'nin karesi. Ben şu 8 üzeri 1 bölü 2'de 8 yerine 2'nin küpü yazsam. Bir de bunun 1 bölü 2'nci kuvveti var üstleri çarptığım zaman orası da ne olacak? 2 üzeri 3 bölü 2. Bir de bunun 3 xinci kuvveti duruyor. Burası da 2 üzeri 3 x bölü 2 üzeri 5 oldu. Önce şu parantez içerisinde yapayım. Tabanlar eşit ise çarpma işlemi yaparken üstleri topluyordum. 2 üzeri ne yapıyorum orada? 2 ile 3 bölü 2'yi topluyorum. Çapraz çarptım 4. 3 ekledim. 7 bölü 2'nin 3x'inci kuvveti var. Burası da arkadaşlar üstü sayılarda bölme işlemi yaparsak tabanlar aynıysa üstlerin farkı alınıyordu. 2 üzeri 3x eksi 5 oldu. Tekrar kuvvetin kuvveti varsa bunları çarpıyordum. Özetle 2 üzeri 21x bölü 2, 2 üzeri 3x eksi 5'e eşitmiş. Bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Tabanlar eşit olan üstlü ifadelerde eşitlik varsa üstleri de birbirine eşitleyecektik. Yani 21 x bölü 2 3 x eksi 5'e eşitmiş bir işler dışlar çarpımı 21 x eşittir 6 x eksi 10 Buradan ne olacak arkadaşlar? 15x eşittir. Eksi 10. X de ne eşit olurmuş? Eksi 10 bölü 15. Sadeleştirirsek. Eksi 2 bölü 3'tür diyebilirmişiz. Varmışlıklar da bulduk. Yine üstlü sayı, köklü sayı karışık bir denklem sorusu. Burada unutmayacağımız olay neymiş arkadaşlar? Ben standart bir köklü ifadeyi üstlü olarak yazarken sayının kuvveti bölü kökün derecesi olarak üstlü sayıya çevirebiliyordum. Yine bakın e, yani ondalıklı sayı sorusu desek daha iyi olacak. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar köklü sayılar ifadesinde bu ondalıklı sayıları dahil etmeyi çok seviyor. Burada sadece küp kök kullanmış. Bir bakalım şuna küp kök içerisinde 8 bölü 1000. Yani arkadaşlar biz neyi düşünüyoruz? Neyin küpü 8'dir? 2'nin. Neyin küpü 1000'dir? 10'un. Aslında bu 2 bölü 10'muş. Yani ne oldu arkadaşlar? Yukarısı 0,4 eksi 0,08 aşağısı da 1 eksi 2 bölü 10 istersek 0,2 diyebiliriz. Devam edersek yukarıdaki çıkarma işlemini yapalım. 0,32 değil mi? 0,4'ten 0,08'i çıkarıyorum. Alt tarafta ne olacak arkadaşlar? 1'den 0,2'yi çıkarıyorum. 0,8. Şimdi biz rasyon e, ondalıklı sayılarda bölme yaparken tek bir derdimiz olacaktı arkadaşlar. Virgülden sonraki basamak sayısını eşitlemek. Virgülden sonraki basamak sayısı eşit ise bu sıfırların ve virgüllerin bir anlamı kalmıyordu. Yani cevabımız direkt 32 bölü 80. Sadeleştirirsek 8'e bölmüş olsam 4 bölü 10 2 bölü 5, evet şıkları rasyonel vermiş. 2 bölü 5 veya işte 0,4 de diyebilirdik artık şıklarda hangisi varsa. Sadeleştirirsek 2 bölü 5 olarak bulurmuşuz. Yani sorunun köklü sayılardan ziyade bir ondalıklı sayı sorusu olduğuna dikkat edelim. Sadece burada bize küp köklü bir ifade vermiş. Onun çıkarımını da bulmak çok zor değil. Olmayan bir köklü sayı sorusu diyebiliriz demek ki bazı kurallara, bazı sayılara alışık olduktan sonra arkadaşlar çok ağır olmayan sorular diyebiliriz. Sizler de tekrar açıklama kısmındaki PDF'ten soruları indirip çözüm yapabilirsiniz. Başarılar diliyorum.